Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an dünyada 32. sıradayız. Geçen sezon 6. bitirdiğim desteyle bu sezonda oynamak istiyorum. Hala etkili mi? Bir bakalım. İlk rakibi buldu. Rakip maçı hızlı başladı. Buzluğu kuleye vurmasın. Viper'ın destesini oynadığını biliyorum. O yüzden Kraliçe'yi biraz daha önden attım. Roketi olduğu için hem de kuleye hasar almayalım. Şu an hem tomruk hem de roket attığı için 3 iksir kârdayız. O yüzden iksirim dolunca arkadan Kraliçe deviyle atak başlatalım. Tersten geleceğini pek düşünmüyorum. Çünkü balıkçıyla rahat bir şekilde hem savunur hem de atağa katkı sağlayabilirdik. Balıkçıyı atmak için biniciyi beklemeyeceğim. Atakta kullanmamız lazım. Hem cellata hem de goblinlere dikkat etmemiz lazım şu an. Hemen bir tombul atalım. Şu an Valkyrie de çekecek balıkçı. Kraliçenin canı hala var. İki vuruş yapabiliriz belki. Son iksiriyle Valkyrie attığı belli. O yüzden tankı yok şu an. Cellat attı üstüne. Şu an en önden basabiliriz aslında. İksir karındayız ama goblinleri büyük ihtimalle döndü. O yüzden büyük bir hata yapmayalım. Tomruğu da çevirebildik. Şu an bekletiyorum. Atmadı hala. Maçı saldı herhalde. Orada Jellat'ı öldürdükten sonra Hayalet'in kuleye vurmasıyla artık döndüremeyeceğini anladı. Yani bu seviyelerde bu kadar hızlı maç genelde bitmiyor ama rakibi iyi yakaladık. Maçın başında Kraliçe'ye roket atmasaydı daha farklı olabilirdi. Çünkü Viper'la da aynı eşleşme denk geldiğinde Viper daha fazla dayanıyor. Daha yakın bitiyor maçlar ama bu da iyi oyuncudur. Odaklanamadığı için olabilir. İkinci rakibi de buldu. Kupası bizden daha yüksekmiş. Güzel. Ama Bait oynadığı için hafiften bir tırstım. Çünkü Kraliçe'yi de eklediğimiz için desteği biraz daha ağır oluyor. Yine 3 iksir öndeyiz şu an. Diğer maçla aynı şekilde başlamış olduk. Ama kral demimiz olmadığı için balıkçı atmak zorundayız. Bu eşleşmede çok zorlandığım için farklı bir şey denemek istiyorum. Eğer hata yapmazsak kazanma şansımız tabii ki de var. Roketi dönmediği için ağacı kulenin yanından attım. Prensesi bekliyorum. Prensesi hemen ortadan kaldırmak istiyorum ki kartlarımız yaşasın. Goblin fıçısına karşı artık hasar almayı göze alacağız. Yoksa en sonda rokete dönebilir. İksirimin dolmasını bekliyorum. Korumaları olabilir. Özelliğine basalım. Ya bu eşleşmede en çok korumalar bize sorun çıkaracak. Bence unutuldu bu kart. 3 iksire çok fazla hasar veriyorlar. Prensesi dönmüşse şöyle hazırda tutuyorum hayaleti. Atmadı. Şu an elinde korumaları yok. O yüzden balıkçı sayesinde Valkür'ü çekebiliriz. Hemen attım. Valkür'ü savunacak kartı da yoktu çünkü. Yıldırımı bekletiyorum. Korumaları da döndürmeyi başardı. Bayağı bir iksir harcadı şu an. Kraliçe yerine hayalet atalım. Hayaletle belki hasar çıkartabiliriz. Bakalım, rakibi bekleyeceğim. Tekrar Valkyrie attım. Ortadan kaldıralım. Hemen prensesi durduralım. Kraliçe için de illaki iksir harcayacak. Sol tarafa elektro ruh yeter. Böylelikle 2 iksir kârı geçtik. Tabii ki hasar da alıyoruz ama dediğim gibi sürekli savunmaya çalışırsak en sonunda rokete dönebilir. O yüzden de maçı kaybederiz. Farklı bir strateji belki maçı kazandırır. Hep aynı şekilde yapıyorum bunu. Şu an roket atamaz. İksir az. Neyse, soldan bir kraliçemiz gidiyor. Sağ tarafı da kraliçe bir kere vurdu. Ne zaman arkadan kraliçe ile bir atak başlatsak daha fazla iksir harcıyor. Sol tarafı da unutmayalım. Özelliğini son anda kullandım. Problem olmasına rağmen atakta kullanacağım için kullanmadım savunmada. Yıldırım atmayalım.
İlk önce şu kartları ortadan kaldıralım. Hatta felaket kulesini de atmadı. Tekrar bir vuruş yapabildik. Yine arkadan bir krallık devi. Sol tarafa mihli attığı için hasar da almadık. Şu an iki taraftan da gidiyoruz ve arkadan krallık devimiz de ilerliyor. Valkür'ü ortadan kaldırdık. Şimdi korumaları bekliyorum. Prenses de ölecek. İkinci krallık devini yine arkadan atıyorum. Önden atarsak maçı kaybederiz. Ne zaman fıçı atsa kartlarımız birikiyor. Yardım olsun diye kraliçeyi de atıyorum. Kraliçe devini savunmak için attığı kartlar geri dönüşünde yaşamadığı için rahatlıkla atak başlatabiliyoruz. Kısır döngüye girdik diyebilirim. Şu an 3x'teyiz. Biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Tomru bu sefer savunmada kullandım. Zaten ikincisini döndürebiliriz. Kraliçemiz tekrar döndü. Soldan da bir atak başlatalım. Yıldırımı hazırda tutuyorum. Prenses de ölecek böylelikle. Sol tarafa Valkür de atabilir. Sol taraftan iyi yakaladık. Hasar vermeye de devam ediyoruz. Kartları artık yan yana atmaya başladım. Savunmada kullanırsa roketi en azından roket atarak hasar da veremez kulemize. Tomruğu atakta kullanalım. Bir tomruk, bir yıldırım alıyoruz. Maçta hiç hata yapmadık. 3x'e girdikten sonra hiç krallık devini arkadan atmadım. Atarsak zaten hiçbir anlamı olmazdı. 35 kupa. Üçüncü rakibi de buldu. Kupası bizden daha düşükmüş. Neyse sağlık olsun. Yine kraliçe ile başlayalım. Bir tık önden atıyorum. Ve kraliçe ile maça başlamak gerçekten çok mantıklı oluyor. Çünkü rakip durdurmak için genelde daha fazla iksir harcıyor. Böylelikle iksir karına geçebiliriz. Biraz bekledim. Elektro ejderi öldürürsek iyi olur. Kuleye hasar da verebildik. Kraliçe gerçekten çok fazla işimize yarıyor. İskelet ejderlerini durdurmak için avcı yeterli olur. Elektro ejderinin önünde tank olmadığı sürece savunmak gerçekten çok rahat oluyor. Yani tek başına gittiği zaman 5x'lere değecek bir kart olmuyor genelde. Kayıçıyı da önden atalım. Yıldırımı var mı yok mu emin değilim. Özelliğine basalım. Belki oradayken öldürebiliriz altın şövalyeyi. Neredeyse öldü. İksir toplayıcısı varmış. Büyük büyüsü yoktur diye düşünüyorum. Zaten iksir toplayıcısı kullananlar genelde büyük büyü almıyor. Rakip golem destesini oynuyor. İksir toplayıcısından sonra meta'ya tekrar neredeyse girdi diyebiliriz. Sağ tarafı alalım, sola da fazla hasar verdik. Sağ tarafa bir şey atar diye düşünmüştüm ama büyük ihtimalle atağa sağlam bir şekilde gelecek. Biraz bekliyorum. Balıkçı sayesinde ana kuleyi uyandırabiliriz. Sandığımdan fazla iksiri varmış. Balıkçımız ölmeseydi çok rahat savunabilirdik. Sağ taraf gitti. Neyse en azından sola biz daha fazla hasar verdik. Toplayıcıyı durdurmak yerine bir atağa kalkalım. Daha fazla hasar vermeye çalışalım. Elektro ejder atar diye düşündüm. Balıkçıyı geç attım. Pek beklediğim gibi olmadı ya rakibin savunması. Neyse en azından hasar verebildik biraz da. Rahat bir şekilde golemi de attı. Şu an baskı yapmamız lazım. Altın şövalyeyle rahat bir şekilde savunabilir. Canı çok. Ortadan kraliçe devi atmak istemiyorum. Kraliçe devini atarsam kasırgayla diğer tarafa doğru çekecektir. Eğer kullanırsa ortadan atabiliriz. Yıldırım atalım. Oduncu tomruğa ölecek. Neyse bu atağı rahat savunabildik. Şu an elinde kasırgası yok. Belki iki vuruş daha yapsa
Yıldırıma gidiyordum. Savunmaya çalışalım. Elektro ejderi öldürmemiz lazım öncesinde. Tank varken tehlikeli oluyor tabii ki. Balıkçıyı çekmeye çalışalım. Tamam. İskelet ejderlerini öldüremiyoruz. Şu an çok iyi yakaladı. Ortadan sürekli spam yapıyor. İkisimiz de yetişmiyor şu an. Yıldırım yetişmeyecek. Bazı yerlerde hata yaptık. Bu kadar sağlam geleceğini bilsem daha fazla baskılı oynardım. Eksi 40 yemişiz. Son rakibi de buldu. Fazladan bir maça daha gireyim dedim. Rakibin kupası yine bizden daha düşük ama bu rakiple daha önce karşılaştım. X'e'yi roket destesini oynuyor. Şöyle kral dibine atıyorum arkadan. Sağ tarafa çok fazla iksir harcadım. Hem de kraliçeye güveniyorum. X'e'yi atsa bile rahatlıkla durdurabiliriz. O da bunu bildiği için herhalde atmadı. Kraliçenin özelliğini erkenden kullansın. En azından bizimki ölmez. Tankını da kullandı. Belki hatırlayanlar vardır. Daha önce videoda karşılaştığımızda Valkyrie kullandıktan sonra kulesini almıştık. Tekrar bir atak deneyebiliriz. Önden çıkalım. Şu Kraliçe biraz işimizi bozuyor. Özelliğine basmadan önce balıkçı çekse belki de erkenden öldürebilirdik. Neyse yine de biraz hasar verebildik. Bir yandan kraliyet evini de döndürmek istiyorum ama yetişmeyecek gibi. Eğer X'e'yi atarsa diye. İlk önce bir balıkçı atalım. Valkyrie atmıyor şu an. Onu bekliyordum ama. Güzel kasırga attı. Hasarlar neredeyse eşitlendi. Yine beklediğim gibi oynamadı rakip. Diğer maçta olduğu gibi Valkyrie bekliyordum. Şu an kral devi atmayalım. Kartları toplamaya çalışıyorum. Sağ tarafa yeterince hasar aldık. Dikkat etmemiz lazım. Goblin fıçısı DS'sine karşı yaptığımız taktik bu maçta gitmiyor. Tabi her maç aynı oynamıyoruz. Bu maçta da aynı taktikle oynarsak kaybederiz. Genelde 3x'e girdiğimiz zaman kral devini atabiliyoruz ama şu anda fazla iksir harcadı. Bina kartı da yok. Özelliğini kullanalım. Kraliyet devine vuracaktır. Bu goblin fıçısına karşı yaptığımız taktiği binici DS'lerine karşı da yapabilirsiniz. Eğer kraliyet devi oynuyorsanız. Sürekli arkadan kraliyet devi atarak iksir karına geçebiliyoruz. En doğru taktik de o. Tekrar baskı yapalım. Roketi olduğu için fazladan hasar vermek istiyorum. Büyük ihtimalle 3x'e girdiğimiz zaman rokete dönecektir. Özelliğini şimdi basalım. Güzel yakaladık. Sol tarafa az da olsa yine hasar çıkartabildik. Kıyıcı şimdiden çekebilirsek iyi olur. Neyse özelliğini kullanmış oldu. Baskı yapmaya devam edelim. Rahat bir şekilde rokete dönmesin diye baskı yapmaya çalışıyorum ama şu an belki yakalayabiliriz. Ve Kraliçe yine iki kere vurdu. Maçı Kraliçe kazandıracak gibi. Herhalde artık X'e yine vuramaz. 3x'teyiz. 3x'te rokete dönmesini bekliyordum ama daha atamadı. Evet şimdi başladım. Hep önden baskı yapmaya çalışacağım. Hemen Cryat Dev'e atmak istemiyorum şu an. Kartları biriktirme amacım var.
Yine Valkyrie ortadan kaldırdık. Kraliçenin yeteneğine geç bastı. Şu an çok iyi yakaladık. Büyüye dönelim. İkinci roketi atamasın. Biz yıldırımı da atalım. Onun iksiri yetmeyecek. Kasırgayı da kullandı. Dediğim gibi bu rakip daha önce bize geldiğinde emoji atıyordu. O yüzden intikamı yine almış olduk. 20 kupa aldık. Daha demin eksi 40 dedik ama sağlık olsun. 7700 kupayı geçmeyi başardık. Şu an dünyada 15. sıradayız. Liderlik tablosuna genel olarak bir bakalım. Şu an bir bug var. Bir sıra geride gösteriyor bizi. Mesela birinci de şu an ikinci sırada. Yerel kısmı da bu şekilde. Neredeyse geçen sezonki kadar etkili diyebilirim. Eğer siz de kullanmak isterseniz okçu kraliçeniz yoksa Mega Minyon ya da Elektro Büyücü alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.